Evet arkadaşlar, benim hocam da tekrar birlikteyiz. Bugün konumuz İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem başlığının devamı olan zekat ve sadaka ibadetidir. İslam dininde paylaşma ve yardımlaşma dediğimiz zaman aklımıza gelecek en önemli davranış türleri zekat ve sadaka ibadetidir arkadaşlar. Zekat kelime anlamı sözlükte artma, çoğalma, bereket ve arınma anlamlarına gelir. İslam'ın şartlarından biri olan zekat ibadeti belirli kişilere belirli mallardan belirli oranlarda vermek suretiyle yerine getirilen, hicretin ikinci yılında farz kılınmış olan, malle yapılan farz bir ibadettir arkadaşlar. İfade ettiğimiz üzere malle yapılan bir ibadettir. Yani zekat ibadeti mali yönden gerçekleştirilen bir ibadet türüdür arkadaşlar. Zekat ibadeti akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına girmiş, yani akıl bali olmuş, dinen zengin sayılan her Müslümana farz bir ibadettir arkadaşlar. Dinen zengin olmanın ölçüsü, yani nisap miktarı mala sahip olmaktır. Kişi asli, yani zorunlu ihtiyaçlar dışında kişinin 85 gram altın ya da ona eşdeğer maldan fazlasına sahip olmayı ifade eder. Yani nisap miktarı mala sahip olmanın ölçüsü 85 gram altın ya da ona eşdeğer mala sahip olmaktır arkadaşlar. Asli ihtiyaçlar ise kişinin evi, arabası, yiyecek içecek türündeki gıda maddeleri, giyim, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlar zorunlu ihtiyaçlardandır arkadaşlar. Bu ihtiyaçların değeri nisap miktarı hesaplanırken sahip olunan mala dahil edilmez ve bu mallardan zekat verilmez arkadaşlar. O yüzden zekat verilecek mallar asli ihtiyaç diye ifade ettiğimiz, az önce saydığımız malların dışında olan mallardır arkadaşlar. İslam dini yardımlaşma sadece zekat ibadetiyle sınırlandırılmaz İslam dininde. Zengin veya fakir herkesin elinden geldiğince iyilik yapmasını, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini ister. Yani yardımlaşma ve dayanışma sadece maddi anlamda değildir. Kişilerin, ihtiyaç sahibi kişilerin herhangi bir ihtiyacını gidermek de yardımlaşma ve dayanışma açısından önemli bir durumu ifade eder arkadaşlar. İnfak dediğimiz kavram, Müslümanın Allah'ın Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah'ın emrettiği harcamayı yapması ya da bağışta bulunmasıdır arkadaşlar. Sadaka ise doğru söylemek ve verdiği sözde durmak anlamına gelirken, terim olarak ise bir Müslümanın Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini kazanmak amacıyla, yani Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığı hayır işlerinin tamamını ifade eder arkadaşlar. O yüzden sadaka maddi olarak sınırlandırılmaz. Hem maddi hem de manevi açıdan kişilerin ihtiyacını gidermek sadaka kapsamına girer arkadaşlar. İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya dair örnekler infak ve sadaka başlığı altında en geniş şekilde ifade edilir arkadaşlar. Burada önemli bir ayrıntı arkadaşlar. İşin püf noktası, zekat ibadeti belli şartları taşıyan Müslümanlara zorunluyken sadaka ibadeti ise zorunlu bir ibadet değildir. Az önce ifade ettiğimiz üzere akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına girmiş, dinen zengin sayılan her Müslüman zekat vermekle yükümlüdür. Bu Müslüman için zekat ibadeti zorunluyken sadaka ibadeti ise arkadaşlar zorunlu bir ibadet değildir. Kişilerin özgür iradesine bırakılmıştır. Özgürlük şartı bilmemiz gereken önemli bir ayrıntı. Zekat verecek kişi de aranan şartlardan birisi değildir arkadaşlar. Yine dikkat etmemiz gereken bir nokta arkadaşlar. Bakara suresi 261. ayet-i kerimede Allah-u Teala mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir, o bilendir buyuruyor. Bu ayet zekatın kelime anlamlarından artmağa, çoğalmağa, bereket ile ilişkilendirilirken arınma ile ilişkilendirilemez. Arınma da zekatın kelime anlamlarından bir tanesidir ama bu verilen yukarıdaki ayetle ilişkili değildir. Buna dair daha önceki sınavlarda soru karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken nokta, tekrar ifade etmek gerekirse, bu yukarıda verdiğimiz ayet zekatın kelime anlamlarından artma, çoğalma ve bereketle ilişkiliyken arınma ile ilişkili değildir arkadaşlar. Yine Bakara suresi 110. ayette Allah-u Teala namazı
kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı görür buyurur. Bu ayet ise zekat ibadetinin farz yani zorunlu bir ibadet olduğuna işaret etmektedir arkadaşlar. Yine Peygamber Efendimiz'in sünnetinde zekata dair örnekler görüyoruz. Peygamber Efendimiz kendi döneminde zekat toplamak üzere zekat memurlarını görevlendirmiş ve bunlar zenginlerden ihtiyaç sahiplerinin hakkı olan zekatı toplamışlardır. Hazreti Muhammed giyim kuşam ürünlerinin bol olduğu Yemen'e zekat için gönderdiği görevliye arpa ve buğday gibi toprak ürünlerinin zekatını elbise olarak almasını söylemiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu uygulamasında ortaya çıkan önemli bir nokta, zekatın ulaştırılacağı insanlar hem de zekat verecek olan Yemen halkı için uygun olacağını düşünmüştür. Yani kişinin ihtiyaç sahibine göre zekatlık malların farklılık gösterdiği ifade edilmiştir bu uygulamada. Peygamber Efendimiz'e bir adam gelir sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü hangi sadaka en faziletlidir diye sorar. Peygamber Efendimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklıken ve fakirken fakirlik endişesi ve zengin olma hırsıyla hareket ederken sadaka vermendir. Sadaka vermeyi son nefesin yaşadığın ana kadar erteleme buyurur. Yani sadakanın ve zekatın geciktirilmemesi gerektiğini ifade etmiştir arkadaşlar Peygamber Efendimiz. Evet arkadaşlar, bugün yine bir dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.